Sevgili izleyenler, yaşananlar öyle bir boyuta ulaştı ki hiç şüphesiz gelecekte çocuklarımızın ders kitaplarında okutulacak. Tıpkı Yahudilerin yaşadığı o korkunç dram gibi dünyanın kara bir lekesi olarak geçecek tarihe. Ve elbette bu acıyı yaşayanların aynı acıyı yaşatması da korkunç. Papa, İsrail'in katliamları bitirmesi için yalvardı sevgili izleyenler. Katoliklerin ruhani lideri Francis, Noel ayininin ertesinde konuştu. İsrail'in yürüttüğü askeri operasyonlara ve bunların masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum dedi. İsrail'e bir tepki de Papa'dan geldi. Bir an evvel Filistinlilere yönelik saldırıları durdurması için yalvardı. Papa Francis, Noel ayininin ertesinde geleneksel Roma ve dünya konuşmasını yaptı. Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından seslendi. Papa, İsa'nın doğduğu Beytüllahim'de acı ve sessizliğin hüküm sürdüğünü söyledi. Askeri operasyonlara tepki gösterdi. Bunların masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum dedi. Papa Francis, halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılmasını istedi. Bölgeye insani yardım sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Durumu vahim olarak niteledi. Bir çözüm bulunması çağrısını yineledi. Papa, şiddet ve nefretin son bulmasını umut ettiğini söyledi. Filistin sorununun samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diledi. İsrail'de ve Filistin'de barış için dua edelim ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki şehit cenazesinde yaşanan protestoya ilişkin konuştu. Yaşanan gerginliği provokasyon olarak niteledi. Tavır değişikliğine gitmeyeceklerini doğruladı. CHP doğru bildiğini yapacak sözleriyle vurguladı bunu. Bir gün öncesinden itibaren büyük bir algı operasyonu ve bir provokasyon var. Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan alev Manisa'ya kor gibi düştü. 12 şehitten biri olan piyade sözleşmeli er Enis Budak, Manisa'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ancak törende yaşananlar hissedilen acının önüne geçti. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak. Sorunu bir A4'e imza atarak çözülmüş gibi göstermek, milleti kandırmaktır. CHP lideri 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Manisa'daki şehit cenazesinde yaşananlar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı duruşu ortaktır. Erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim.